7, 13 Mart. Ay Mart'ta bittiğine göre biz vallahi ben de artık Mart'ta bitti, Nisan'a geldi. 7-13 Mart. Sevgili takipçilerim, güzel ailem. Tabii ki size bir öneri veriyorum. Bu hafta özellikle Koç burçları kendi statünüzle alakalı değişmesini istediğiniz birçok şey için size güzel fırsatlar var. Yani kendi yönümüzü bulmak, işimizle alakalı krizleri düzelteceğimiz bir hafta. Statümüz, çevremizdeki insanlarla iletişim dengemizi daha rahat ve akışı hızlı sağlayacağımız bir nokta sizi bekliyor. Özellikle de kendi işini yapanlarda parasal konularda bazı krizleri önlemek, önümüze çıkacak farklı noktalardaki zararı görme haftanız. Ortak alımı, ortak fikri içerisinde yaşadığınız sorunlar artık tam anlamıyla bitmiş olacak gözüküyor. Ekonomik olarak biraz daha kendi bilincinizi, kendi noktanızı belirleyeceksiniz. Kurumsal ya da devlette çalışanlar için biraz daha karışıklıklar söz konusu olabilir. Özellikle yönetici ve bulunduğunuz noktadaki bazı krizler sizin statünüzün değişmesine ve yönünüzle alakalı çok güzel aydınlanmalarınıza yardımcı olacak. Yani içteki kaos sizi daha büyük bir rahatlığa iteceği gözüküyor. Yalnız iş bekleyen, uzun süredir bu konuda şanssız olduğunu duyuran değerli takipçilerim için bu hafta size gelecek teklifleri dört gözle, özellikle de 5 Mart'ta Güneş'in Jüpiter'le kavuşumuyla birlikte bu 7-13 haftası işle ilgili yaşayacağınız ve anlaşmalarla ilgili daha rahat geçişler sağlayacaksınız ve hiç olmadık noktalar size fırsatlar yaratacak ve bunu doğru değerlendirin. Bu ara devlet ataması, devlet değil ilgili sınavlarınız varsa çok başarılı bir şekilde hayatınıza yön vereceksiniz. Eğer ortaklı işleriniz varsa ve çözümlenemediğiniz krizleriniz varsa bunlarla ilgili de ayrı bir güzellik, ayrı renk katacak size. Bu hafta hem statüs kavgamız hem parasal evremizdeki yaşadığımız birçok şey için net kararlar vereceğiniz bir hafta. Korkusuz cevher olmaz. Hepimizin korkuları var. Önemli olan bu korkuları en iyi şekilde kazanca dönüştürmek diyorum. Bir de uzun süredir miras, mahkeme, iş mahkemeniz, parasal mahkemelerinizle alakalı nokta Mart ve Nisan ortası bu konularla ilgili daha çok beklenmedik oluşumlar size keyif verecek. İş iadesi bekliyorsanız uzun süredir haklarınızla ilgili, devletle ilgili krizleriniz varsa da bu Mayıs ayına kadar da yani bu döngü sizin Mayıs ayında haklarınızın geri alacağını uyarı veriyor. Şimdiden bu hafta bunların altyapısı için mücadeleye devam. Özellikle de emlak sektörü, satış sektöründe olan değerli Koç burçları hiç beklenmedik satışlar size çok büyük kazanç verecek. Haydi enerjinizi yüksek tutun. Yalnız yeni ilişkilerle ilgili noktanız bu hafta daha verimliliğe, daha netliğe doğru ilerleyecek. Uzun süredir duygusal yönü susuz kaldıysa suya hasret diyerekten doğru aşka doğru ilerleyeceğiz. Geçmiş ilişkinizle alakalı yaşadığınız krizler ve gelmesini istediğiniz kişilerde ufak ufak iletişimler söz konusu gözüküyor. Ama sizden ricam, olabilecek yeni fırsatları da gözden geçirirseniz daha mutlu olacağınızı uyarıyorum. Ama şu da bir gerçek ki siz hayatınızda sevgiyi, saygıyı ararken geçmiş ilişkinizin yaşattığı krizleri unutmamak ve sizi rencide ettiği evreleri hatırlatma yapıyorum size. Mümkün olduğu noktada bu noktaya doğru hareket etmenizi öneriyorum. Bu ara evlenmek, evlilik kararı içerisinde olan değerli Koç burçları için güzel konuşmalar, iç içe geçeceğimiz planlar, hatta yatırım, nerede oturacağımızla ilgili aileler arası bütünleşme söz konusu olacak. Bunu da fırsata çevirip ailenizden destek alabilirsiniz diyorum. Uzun süredir baba köklerinizle ilgili yaşadığınız bazı sorunlar gün yüzüne tekrar çıkabilir. Bu hafta bunlarla görüşmeler sizi biraz daha kasvete itebilir. Ne yapıyorsunuz? Daha enerjimizi, daha ailemizi, daha motivasyon tutarak onların da arkasında durmamızı sağlıyoruz. Evet, bu ara boşanma konusunda radikal olan koçlar için artık ben denedim, 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 burama kadar geldi diyorsunuz ve artık çare yok. En doğru nokta yol ayrımı. Çocuklarım, ben, psikolojim, benim ailem yıpranmasın diyorsunuz. Artık son şansı da verdiniz. Bu şans artık sizi acı çektirmeye başladı. Doğru bir karar, karşı tarafın tavrından korkularınız olabilir. Doğru bir güvenceyle birlikte yol ayrımına geçiş sağlayabilirsiniz. Evliliği çok iyi giden ve huzursuz olmayan çiftlerimiz için bu ara önemli konularda kararlar vereceğiz. Çocuklarımızın geleceği, eğitim konularıyla alakalı bazı sıkıntıları birlikte çözeceğiz.
çözmeye karar vereceğiz ve bu da bizim çocuklarımızın özgüvenini daha iyi şekilde oturtacak. Yani çocuklarla vakit geçirmek, onlarla daha doğru iletişim sağlamak, onların başarısına da destek olacağınızı uyarıyorum. Evet sevgili gençler, uzun süredir eğitim konularınızda aksilikler, sıkıntılar, adaptasyon probleminiz, duygusal yönünüzle alakalı hakim kıldığı için kendinizi bu noktaya veremediniz. Hem aşk havanız var, hem de eğitim konusunda dil eğitimi, kendinizi geliştirmek istediğiniz çok güzel fırsatlarınız var. Haydi o fırsatları kendine çek ve kendi gücünü yakala. Bu ara ev hanımları, özellikle ayakkabı dolabı, hol ve alanlarla ilgili değişik kararlar içerisindesiniz. Evet doğru bir karar ama size ait beklenmedik bir kendi ailenizden bazı miras konuları, abiler arasında yaşanacak krizlere de şimdiden açık olmanızı öneriyorum. Sağlık olarak özellikle bacak siyatiklerimiz, ayak kramplarımız ve vücutta kas kramplarımız olabilir. Bu dönem yürüyüşleri, sporu ihmal etmeyelim. Mutlu kalın değerli koç burçları. Her şeyden önemlisi, hayatta en önemli şey sevgi ve saygıdır. Sevgi ve saygı sizinle olsun diyorum. Hoşça kalın. Sevgili boğalar, güzel hafta, olumlu bir hafta ve tabii ben dağınık bir insanım. Yani ne kadar şık giyinsem de ruhum dağınık benim. Evinizin kızı, ailesi, annesi, ne bekliyorsanız yaşım 46, ona göre karar verin lütfen değerli takipçilerim. Değerli boğalar, iş konularınızla ilgili fırsatları ve özellikle iletişim, telefon, trafik, yoğunluk, mesaj, mail ve bu tarz yoğunluğumuz bu hafta bizi fazla meşgul edecek. Mümkün olduğu kadar dikkatli olmanızı ve iş çevrenizde bulunan krizleri daha rahat şekilde önleyebileceğiniz bir hafta. Yani size çok güzel işinizle alakalı gereksiz gördüğünüz, sizi huzursuz eden şeyler biraz daha bu hafta kafanızı daha dingin, daha enerjinizi mutlu edecek enerji gösteriyor. Şansları da kaçırmak istemiyorsunuz. Alternatif beklediğiniz teklif, iletişimle alakalı bu konularla yoğun bir enerji içerisindeyseniz bu fırsatlar size doğru şekilde gelecek ve özellikle çarşamba ve perşembe günü bunun sevincini en iyi şekilde alacak düşünüyorum. Uzun süredir yurt dışı planlarınız ya da işiniz gereği yurt dışı ile alakalı beklediğiniz evraklar, telefon konularınızda cumaya kadar istediğiniz sonucu almış olabilir ve bununla birlikte keyifli bir hafta sonu tadını çıkartabilirsiniz diyorum. Özellikle kendi işini yapanlar bu ara parasal evrenizi doğru tutmanız gerektiği ve bunu daha büyük bir bütçeyle kendinize farklı bir iş alanı açmak istiyorsunuz. Reklam, bu tarz projeleriniz var. Bunu doğru karar verdiğiniz yolunuz şimdiden hayırlı olsun diyorum. Eğer kurumsal devlet alanıyla bağlantıda işlerde çalışanlar, ekip arkadaşlarımızla yaşayacağımız güzel görüşler, güzel fikirler işimize daha keyif verecek noktada anlaşamadığımız noktayı bütünleşme evresi. Yani kimden rahatsızsanız, kimden huzursuzsanız bu hafta bu iletişimi daha verimli şekilde hayatınızın içerisinde tutunacaksınız diyorum. Bu dönem kendi kariyerinizle alakalı işiniz gereği eğitimler, katılmanız gereken kongreler olabilir ve bunları doğru değerlendirmeniz ve kendinizi geliştirmeniz ekstra kariyerinizle alakalı çok güzel aydınlanmalar söz konusu. Serbest meslek yapanlar için bu ara biraz iş krizleri, çözümlenmesi gereken konuşmalar, ertelenmiş paralarla alakalı planlanacak bir haftayı doğru şekilde görmeniz gerekiyor. Eğer bir dahaki ertelediğiniz noktada parasal krizlerimiz bizi çok daha fazla yorabilir. Şimdiden buna kredi ya da başvurularınızla ilgili olumlu süreç doğru düzene geçirmeniz lazım diyorum. Ailenize ait çözülmesi gereken toprak, tapu, ev, daire ile alakalı müteahhitle ilgili çözülmesi gereken anlaşmalar ya da uzun süredir müteahhitle ilgili haksızlıklar varsa bu hafta avukat ya da konuşmalarda olumlu haberler alıp sizi mutlu edecek diyaloglar var. Satmak istediğiniz bir oluşum içinde anlaşmak üzere olduğunuz konudan vazgeçmenizi, biraz daha beklemeniz sizin için daha kazançlı olacağının uyarısını veriyor. Hayaller bazen ani kararlardır ama siz bu ani kararınızın zararla sonuçlanmasını istemiyorsanız biraz daha Nisan'ı, Mayıs'ı görmeniz sizin için daha sağlıklı diyorum. Evet, iş seyahatleriniz, ertelenen toplantılarınızla alakalı noktada çok hareketli bir süreç var. Bunu da artıya çevirin diyorum. Bu ara ortaklı işlerinizde daha farklı alanlara dağılmak, daha büyük projeler yapmak istiyorsanız yeni ortak şart, şu anki krizde gerek yok diyorum. Özellikle sevgili aşık olmak isteyen boğalar,
Evet, aşk konusunda yaşayacağımız yeni bir heyecan, yeni bir yolculuk ve bu aşk size şifalanmanıza, enerjinizdeki eksik noktanızı bulmanıza yardımcı olacak ve ayrılma kararı içerisinde olan uzun soluklu ya da yeni tanıştığınız bir ilişkiyle ayrılmanız daha hayırlı. Çünkü uzun süredir kafanızda şüphe ve endişeler vardı. Huzur aradığınız için karşımdaki kişinin yapı karakteri, zorlayıcı kısmı sizi yoruyordu. Veda etmeniz hayırlı. Ve ayrıldım, ben geri gelmesini istiyorum diyorsanız, evet, ufak tefek geri gelişler görmüyorum ama siz bunun hayalindesiniz. Bence bir gökyüzüne bakın. Enerjinize daha iyi gelecek enerjiler var. Dağın tepesinde de olsanız Rabbim kimseyi sahipsiz bırakmıyor. O yüzden bu konudaki enerjinizi de mutlaka doğru yönlendirmeniz lazım. Sevgili evli boğalar, bu ara iletişim, konuşma, aksi konuşmalar, sert ifadeler dışında minnoş minnoş eşinizin tavırları biraz kafanızda şüphe uyandırsa da gerçekten o sizinle mutlu olduğunu, sizinle gerçek duyguyu yaşamak istediğini tekrar bu aşkı alevlendirecek. Siz de içinizdeki korkularınızı geri tutmanız gerekiyor. Yalnız çocuklarla alakalı ya da çocuk fikri olan boğa burçları için doğru zaman, doğru bir enerji yapmak istiyorsanız ya da çocuklarınızla ilgili birikim kararı verdiyseniz bile doğru bir süreç diyorum. Sevgili, evliliği kötü olan boğa burçları, bu ara tartışmalar daha hararetli olacak. Biraz ayrı kalmamız, biraz daha ilişkiyle alakalı noktaları biraz daha sessiz tutarsak doğru süreçte doğru karar vereceksiniz. Şu an ani karar veriyorsunuz. Biraz daha bekleme süreci öneriyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda hedeflediğiniz başarıyı elde edeceksiniz. Yalnız bunu dil olarak Türkçeyi ya da felsefi olarak altyapınızı kuvvetlendirmeniz ve eksik olan matematiğinizi güçlendirmeniz lazım. Evet, sevgilinizle ilgili konuşmak, görüşmek, sohbet etmek istiyorsunuz ama onun aile baskısı var. Biraz mesafeler olabilir ama kalbinde sen varsın. Ama hiç aşık olmayanlara heyecan olabilir. Hazırlıklı olun diyorum. Sağlık, ev hanımları. Sağlık konusunda bu ara titizlik, yemek konularında fazla aşırı insanlara sık boğaz ediyor olabilirsiniz. Ev halkını rahat bırakın. Bu ara iş beklentiniz varsa, eşinizin işiyle ilgili yükselilmesi gereken konular konuşmaları revaçta olabilir. İstediğiniz duanız kabul olacak, merak etmeyin. Bu ara evde özellikle komodin ya da iç gardırop, mevsimsel değişimin harareti, halılara kadar şahane bir enerjiye geçiş yaptınız. Hadi hayırlı olsun diyorum. Sağlık olarak diş eti iltihaplarınız, burun enfeksiyonlarınız ve ağız haflarınıza mutlaka dikkat edin. Sevgi ve güzellik, aşk sizlerle olsun. Hoşça kalın. Sevgili ikizler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun diyorum. Tabii ki hayat bazen hepimiz için çok yorucu ve stresli geçiyor. Bu hafta biraz daha hani streslenmiş, biraz daha gergin, biraz daha sinirli haftaya başlasanız da Salı günü yumuşamış, işinize daha adapte olacağınız noktalar var. Çünkü uzun süredir haksızlıklarla ilgili yaşadığınız, ekonomik olarak yaşadığınız zorluklar sizin artık böyle hırıla dürele, stresli enerjiniz etrafı çok fazla ve sizi fazla yormaya başladı. Özellikle ayın 14'ü 15'i yani 7-13 haftasındayız ama bu evreler daha rahatlamış, daha enerjiniz iyi olacak. O yüzden fazla gerginliği kendi vücudunuzda yansıtmayın. Sinirsel migren ağrılarınız var. Hiç gerek yok diyorum. Yeni iş bekleyen ve uzun süredir iş krizi yaşayanlar için bu dönem hayırlı ve aydınlık olacak. Alternatif görüştüğünüz ya da iletişim maillerinizle alakalı noktada olumlu cevaplar, görüşmeler söz konusu olacak. Bu da sizin uzun süredir haklarınızla alakalı sevinç konusunda temsil ediyor. Çünkü işsiz konusunda artık nefes alamıyordunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Eğer kurumsal ya da kurumsal içerisinde farklı bir bölüme geçmek istiyorsanız başvurularınızı yapabilirsiniz. Bu hafta olumlu bir enerji alacaksınız. Daha kendinizi güvende hissetmenize yardımcı olacak. Maaş konusunda hala hak etmediğim noktadayım diyen ikizler, bu dönem maaş konunuzla alakalı noktaları bir görüşme, konuşma ve toplantı içerisinde bir an önce sıkıştırın, yoksa böyle unutulup gideceksiniz. Sonra da ben haksızlık nerede yaşıyorum diye konuşmayın kendinizle. Devletle alakalı belli süreçlerde sınav evreniz olabilir. Rütbenizle alakalı beklediğiniz beklentileriniz için
olumlu diyaloglar söz konusu olacak. Özellikle taşeron firma ya da bu tarz bağlantılarınız varsa bu dönem devlet kapınızla ilgili büyük destekler alabilir. Daha böyle kadrolaşmış bir enerji içerisinde yer alacağınız gözüküyor. Fakat devlet sınavınız, devletle alakalı evreleriniz varsa da biraz daha mücadele etmeniz lazım. Ama taşeron bir firmadaysanız iş kapınız bu konuda daha kadrolaşmış olacak. Serbest bir iş yapan, rehberlik iş olabilir. İnsan seyahat ettirebilirsiniz. Alım satım işleri, ofisiniz, avukat olabilirsiniz. Bu ara çok fazla yapmış olduğunuz meslekle alakalı çok güzel kazançlar elde edeceksiniz. Yeni insanlar, yeni çevre, yeni oluşum sizi güçlendirmenize, kendi serbest alanınızda daha isim enerjisine sahip olacaksınız. Bu ara sosyal medya, iletişim ağlarıyla alakalı çok iletişim evresi söz konusu olacak. Bu ara ruhunuz daha çok kendinizi tanıtmak, ön ve oluşumla ilgili fırsatlar yaratmak istiyorsunuz. Başarma enerjiniz var. İlginiz de varsa mümkün olduğu kadar çözmenizi öneriyorum. Yalnız eğer ki medya sektöründe çalışıyorsanız kendi kitabınız ya da kendi blog alanınızı oluşturma zamanı geldi. Kendi alanınızla ilgili yönünüz başarılı olarak gösterir. Sağlık sektörü ve bu tarz alanlarda yer değişimi, şehir değişimi düşünceleriniz varsa Nisan ayı daha doğru bir süreç. Şu an yaparsanız olumsuzluk evresi gözüküyor. Şu an bekleyin. Yerinizle alakalı yaşadığınız krizlerde bir sıkıntı yok. Sadece daha böyle küçük bir alana gitmek isteyebilirsiniz. Evet, ilişki konusunda iletişim, sevgi ve aşkı getirecek bir hafta sizi bekliyor. Özellikle de bu cumartesi yakın dostlarınız, yakın çevrenizle gideceğiniz bir nokta size yeni insanlar, yeni enerjiler katacak. Aman hafta sonu çıkın, bir enerjiniz dağılsın. Hayırlı kısmet dışarıda sizi bekliyor olabilir. Ha, ben dağın başındayım diyorsanız ne bileyim yani burada bir sosyal bir ağla, sosyal medya arasında iletişim içerisinde olacağınız eski bir dostunuzun tanıştırılmasıyla yeni bir heyecan sizin enerjinizde olabilir ve olma ihtimalinin yüksek olduğu için gözünüzü dört açın diyorum. Eski sevgilisine kırgın olanlar, barışma haftanız. Yani siz içinizdeki yaşadığınız sorunları biraz daha enerjik olarak daha motivasyonunuzu arttıracağınız için karşı tarafın adımları sizin için mantıklıysa kabul edin diyorum. Bu ara evlilik, evlenme düşüncesi olanlarda da özellikle Ramazan bayramına kadar planlar yapılacak. Ramazan bayramından sonra tüm aile bir araya gelecek. Şimdiden bu konuşmalar yapılıyor. Nerede otururuz, ne yaparız, nasıl olur diyorsanız evet bu enerjiyi hayırlı gözüküyor. Evli çiftlerimiz özellikle ev taşınması, bulunduğumuz alanı büyütmek, bulunduğumuz mahalle ya da komşu ya da kayınvalidenizle oturuyorsanız arayışlar içerisindesiniz. Hadi gözünüz aydın. Mart sonu taşınıyorsunuz. Güzel ev, güzel huzur, bereket getirsin diyorum ve uğurlu gelecek. Bu ara evli çiftlerimizin krizli dönemleri olabilir bazı ikizlerde. Lütfen krizi fazla uzatmayın. Yoksa sert bir alana geçiş yapacak. Bu da dönülmez noktaya doğru gidebilir. Lütfen bu ara alttan almanızı, daha sakin tavırlarsa, mümkün oluyorsa ananıza, bacınıza, kardeşinize, dostunuza gidin. Biraz ilişkinizin üstüne kural koymamayı, baskın olmamayı öneriyorum. Boşanma fikri olanlarda da bu ara doğru karar aşamasına mantıklı düşünerek sorunsuz çözmeye çalışacağınız bir hafta sizin için de olumlu olacak gözüküyor. Evet sevgili gençler, bence de en önemli şey sizin kariyer hayatın. Özellikle mühendislik, iletişim fakültesiyle alakalı felsefi nokta, kodlama mühendisliği okumak isteyenler için bu dönem gerçekten enerjiniz yüksek, başarı evreniz var. Aynı motivasyonda devam etmenizi istiyorum. İlişki konusunda da kararsız bir ilişkinin içerisindesiniz. Sakin olmanızı öneriyorum. Sevgili ev hanımları, özellikle ev içerisinde kapı gıcırdamaları, anahtar değişimleri, yağlanması gereken sorunlarımız var. Bir an önce o gıcırtı seslerini çözmemiz ya da yatak böyle yay sesi geliyor. Yatak alttaki demirlerle alakalı sorunlarınız olabilir. Bunu çözebilirsiniz. Bu ara musluklarınızdan akıntı, borularla ilgili tamirat evrelerimizde harekete geçebilir. Nisan az kalıyor. Biraz daha böyle idare et. Ondan sonra çözeceğin gözüküyor. Evet, çocuklarınıza gereksiz bağırmalardan uzak duruyorsunuz. Onları incitmiyorsunuz. Sağlık olarak akciğer ve mide ile alakalı asit problemimiz, nefes almada zorluklarımız olabilir. Doğru beslenme, doğru düzen şart diyorum. Mutlu ve sağlıkta kalın.
değerli takipçi. Ha eşiniz ya da kendi içinizdeki mesleki konuda bir değişim hakkınızla alakalı mahkemeniz varsa bunlar için doğru başarı var. Mümkün olduğu kadar üzerine gitmenizi öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, 7-13 haftası sizlere uğur ve bereket getirsin. Hayalleriniz aşka dokunmaksa, aşık olmaksa bu hafta bu konuda çok fazla enerjiniz yüksek. Yani hayallere dokunmak, duyguya dokunmak, insana dokunmak istiyorsanız bu ara çok fazla enerjiler yüksek. Kalbiniz, ruhunuz hazırsa iyi bakmanızı öneriyorum. İş konularınızla alakalı acele etmemeniz gereken, yerinizi daha sağlam şekilde beklemeniz, alternatif beklediğiniz teklifleri doğru düşünerek, bulunduğunuz noktayı da kontrol ederek doğru kararlar verebilirsiniz. Ani karar uzun soluklu sizi sıkıntıya sokabilir. İyicene düşünmenizi öneriyorum. İş probleminiz ve bulunduğunuz noktada da atlatmanız gereken insanlarla ilgili, yani atlatmanız gereken derken yerinizle alakalı atlamak, yeni bir konuma geçmek istiyorsanız da Nisan ayı bu konuda daha rahat. Şu an için yeri kontrol edelim uyarısını verdim. Ortaklı iş yapanlar parasal evrede daha dikkatli, planlı, programlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü beklenmedik krizlere bu hafta açık olmanız, unutulan bir borç, unuttuğunuz bir vergi borcu, unuttuğunuz bir evrak biraz stresli olabilir diyorum. Ama işini ortaklı büyük işler yapanlar için farklı projeler, farklı imzalar var. Ama ekonomik olarak görmeden kağıtları yanlış okuyup yanlış imzalar atabilir, riskler altında olabilirsiniz. Kurumsal bir alandan farklı kendi işini yapmak, farklı bir bölümde kendini yaratmak istiyorsanız altyapıyı oturttuktan sonra bulunduğunuz işi terk edebilirsiniz. Böyle terk ederseniz mağdur olursunuz diyorum. Devletle bağlantınız varsa, devletle ilgili haklarınız, mahkemeleriniz varsa ve uzun süredir geri iade istediğiniz iş kapınızla ilgili olumlu enerjiler var. Yani siz mümkün olduğunu kadar dosyalarınızı avukatınızla iletişime geçmenizi ve iadeniz olacak, sadece sabır etmeniz gerekiyor. Ama biliyorum haksızlıklar sizi çok fazla yıprattı ve bu yüzden de biraz kırgınlıklarınız var. Bu ara yol seyahatler içerisinde olduğunuz işler, mesela tır şoförü olabilirsiniz, uzun yolculuk işler yapabilirsiniz. Farklı seyahatler gereği, işiniz gereği seyahatler söz konusu olabilir. Bu seyahatler size çok büyük başarı, sonrasında büyük bir ödül kazandıracak. Mümkün olduğu kadar bu seyahatlerde kendinizi ispatlama ve fırsat noktanız var. Haydi fırsatları kendinize geçirme zamanı diyorum. Evet, bir de iş iadesi, kurumsalda bir para hakkınız, yenilen iftiranız varsa da temiz bir evre geçiş başlangıcı gözüküyor. Mümkün olduğu kadar mücadelenizden asla vazgeçmeyin. Çünkü siz hak ettiğiniz değeri en iyi şekilde Rabbim size sunacak diyorum. Evet, aşk çok fazla var dedim ama şöyle söyleyeceğim, serbest meslek yapanlar ve özellikle farklı alanlarda projeleriniz varsa bununla ilgili biraz daha beklemeniz, altyapıda eksiklikler var. Şu an böyle bir şey yaparsanız risk altında olursunuz. İyice projenizi, iyice sisteminize adapte olmanız lazım. Burada bir ufak diyalogları tekrar kontrol edelim. Yurt dışında iş gidip gelmeleriniz daha yoğun olacak ama yurt dışında kalmak istiyorsanız Nisan ayındaki gideceğiniz yolculuk artık oranın altyapısına oturtmayı temsil ediyor. Özellikle çocuklarınızla ilgili yurt dışı fikri olan değerli evli çiftlerimiz ya da evlenmiş ayrılmış çiftlerimiz bu kapının ferahını, olumlu cevabı alacaksınız. Bu ara ilişkiler konusunda aşk çok renkli, keyifli diyoruz. Eski sevgililer, gelmesini istediğiniz kişilerin hareketleri, geçmişlerin çok yoğun bir şekilde hayatınızın içerisinde olmaya çalışacağını da bilincine varın diyorum. Bu ara yeni başlayan, daha yeni yeni birbirimizi tanıyoruz, ilişkimizin adı yok diyenlere de ilişki ciddiyete, evliliğe doğru hareket edecek. Hadi istediğin muradına ermeye oluşturuyorsun. Hiç evlilik yapmamış, hiç ilişkisi olmayanlar, ne olur bu dönem çok güzel bir enerji var. Hadi yakalama sırası sizde diyorum. Evli çiftlerde de hatalardan geri dönüldü. Birbirimizi tekrar denemek, tekrar bu ilişkiye güç katmak istemeye karar verdik. Aileyi, çevreyi, insanları kenarda tuttuk. Biz bir olmaya karar verdik. Bunu doğru değerlendirdiğinizde de bu ilişki daha güzel noktaların mutluluğuna, hatta sürpriz tekrar bu aileye güzel gülümsemeler getirecek diyorum. Bu ara bazı mutlu evli çiftlerimizde tardilat,
Özellikle avizeler ya da elektrik işleri, buzdolabı, çamaşır makinesi ile alakalı yenilik dönemi kararı içerisindesiniz. Ufak ufak yapın, çok risk altında olmayın. Bazı borçlarınız var. Bunlar bitmeden ekstra borçlarda da dikkatli olmanızı öneriyorum. Boşanma dilekçesi hazır olan ve hala korkan çiftlere diyorum ki çocuklar için bu düzene artık veda etmeniz gerekiyor. Çünkü birbirinize söylediğiniz ailedeki kaoslar, yaşadığınız krizler hem kendi annenize hem öbür tarafın annesine yapılan davranışlar her geçen gün sizi daha büyük bir mutsuzluğa iter. Lütfen mantıklı yoldan vazgeçmeyin diyorum. Ve çocuklarla ilgili de geleceklerine siz bu şekilde yaparak zarar veriyorsunuz. O yüzden iyi düşünmenizi öneriyorum. Bu ara sevgili gençler, aşk var, kariyer içinde odaklan, tıp okumak isteyen, özellikle tıp alanında eğitim kazanmak isteyen yengeçler ve özellikle de dil eğitimi üzerinde mesela diyelim ki siyasi eğitim, dil eğitimi alarak ve tıp okumak isteyenlerin bu enerjileriniz çok yüksek. Bu dönem bu enerjiyi altyapınızı güçlendirmek için dil eksikliğiniz varsa eksik olan noktaları bu dönem çok doğru kavrayacaksınız. Hadi enerjinizi toparlayın lütfen diyorum. Ev hanımları, eşinizdeki işiniz ve ev iş kurmak istiyor olabilirsiniz ve uzun süredir evdeki gerginlik dırdırlanmaya başlamış olabilir. Kendinize farklı uğraşlar yapabilir. Enerjinize iyi gelecek resim yapabilirsiniz. Sanatçı ruhunuz var. Bunları çözmenizi öneriyorum. Bir de bu ara özellikle pimapenlerle alakalı konular gündemde olabilir. Evde bir pinapen değişimi ya da işte camlarla alakalı yenilikler konuşmamız var. Bu da belki size iyi gelecek diyorum. Evet, sağlık konusunda özellikle orta kulak ve iç kulak ve 20'lik dişlerle ilgili sıkıntımız var. Alerjiniz olabilir. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Mutlu kalın, aşkla kalın, duyguyla kalın ama kendinizi mutlaka ihmal etmeyin. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun, 7-13 haftası. Değerli aslanlar, özellikle bu ara kendi oluşumunuzla ilgili varoluşu, kendinizi bulmak, kendinizi yenilemek ve enerjinizi daha çok fazla gökyüzüne ulaştırmak istiyorsunuz. Evet, şansın ve enerjinin en yüksek olduğu hafta yeni projeler, yeni imzalar, yapmak istediğiniz fikirler, oluşturmak istediğiniz evrelerde çok güzel yenilikler var. Hedeflemek ve isim olmak istiyorsanız yavaş yavaş akışımınız, kendinize ait döngüleri daha rahat toparlayacağınız bir evdesiniz, evredesiniz. Bence hedef noktanız belli, oraya kilitlendiniz ve başaracaksınız. Uzun süredir işsiz olanlar, hala iş kapımla ilgili yaşadığım krizler var diyorsanız biraz daha sizin bencil yönünüz var. Size uygun enerjiyi yakalayamadığınız için şu an doğru noktayı bekliyorsunuz ama lütfen bir noktadan başlamanız gerekiyor. Paslanmaya başladınız. Size fırsatlar var. Beğenmemeyi bırakın. Haydi gidin başlayın diyorum. Kurumsal alanda yer değişimi, konum değişimi ya da beklentilerinizde biraz gecikmeler olsa da siz hak ettiğiniz evreye doğru harekete geçiş yapıyorsunuz ama uzun süredir master eğitiminizle alakalı, iş eğitiminizle alakalı almanız gereken fikirler var. Bunu da hayata geçirmenizi, bu noktayla ilgili doğru olgunlaştığınız takdirde de güzel konumlar elde edeceğiniz gözüküyor. İhmal etmeyin. Eğer ki kurumsal alanda kurumsal bir alanla ve devletle bir bağınız varsa daha çok devlet alanında yer alacaksınız bu dönem ve işiniz o tarafa doğru kayacak. Kurumsalla olan bağınız kesilebilir. Bunu da belki farklı bir noktada değerlendirebilirsiniz diyorum. Kendi işini yapan, yavaş yavaş büyümeye noktasına doğru gideceksiniz. Hiç korkmayın. Aynı statü, aynı başarı, aynı noktada ilerlemenizi öneriyorum. Özellikle de korkularınız var. Yapabilir miyim? Hayır, yapacaksınız. Hatta risk altında olun. Evet, ekonominizi kontrol ederek risk altında hareket edin. Projelerinizi hayata geçirin. Çünkü çok güzel fırsatlar, yenilikler size büyük bir bereket getirecek diyorum. Dedim bile. Ortaklı iş yapan ve uzun süredir ortakla ilgili yaşadığınız krizler, çözülmesi gereken konularla ilgili noktada çok güzel aydınlanmalar var. Krizleri çözeceğiz, birbirimize ait hataları kabul edeceğiz. Yol ayrımı diyorsak yol ayrımı yapacağız ama her iki taraf için de üzüntülü olmayacak. Doğru bir noktada olacaksınız. Hatta geçici görevi tamamlayacağız. Yıl biterken de yol ayrımı içerisinde olma ihtimaliniz dahil. Ama şu an ortak fikirleri aynı noktada götüreceğiz. Bazı boşlar var, çözülmesi gereken noktada dedim bile.
serbest meslek yapan ya da kendi alanında seyahat ediyor olabilirsiniz. Fotoğrafçı olabilirsiniz, dansçı olabilirsiniz, pilatesçi olabilirsiniz. Bu ara kendinize iş kurmak, kendi alanınızı açmak istiyorsanız haydi vakit var, yapın ve enerjiniz bu mutluluğu tatsın diyorum. İş konularınızla ilgili miras, mahkeme ya da bu tarz unutulan konular gündemde olabilir. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz trafik yoğun olacak. Aman maillerinizi kontrol edin. Unuttuğunuz bir mail sizin kendi kariyeriniz için geride durmanıza sebep olabilir. Mailleri bol bol kontrol edelim diyorum. Evet, ilişki konusunda da enerjinizin daha hareketli olacağı, kendinize ait ilişkiyi kabul etme, evliliğinizde sıkıntı varsa oturtma dönemimiz, ilişkimizde ters giden bir sıkıntı varsa iyileşme evresi söz konusu olacak. Bu hafta ilişkilerde anlaşılma haftası. Yani ters giden şeyler yumuşayacak ve birbirimize daha ait olduğumuzu ön plana tutacağız ve ilişkiyle ilgili planlar, programlar, özellikle araç konunuzla ilgili karı koca araç almak, araç değiştirmek için net kararlar vereceğiniz bir hafta. Evlenmeyi düşünenler, evlilik kararı verenler biraz daha acele etmeyin. Biraz daha mantığınız otursun. Anlaşamadığınız bazı zıtlıklar var. Bunları da telafi edin. Ondan sonra o düzene ve hatta evlilik kararı verenler sert konuşmalardan dolayı ilişki terapisine gitmeniz sizi daha yumuşatarak ve ilişki daha sağlam noktaya itmenize yardımcı olacak dedim bile. Boşanmak. Özellikle bu dönem Aslan burçlarında ciddi boşanma kararları var. Ben artık bu düzen, bu aile, bu kimlikle yaşayamıyorum. Ben kendimi kaybettim. Onun kuralı, onun düzeni, onun yatağı, onun yorganı, onun yemeği demekten ben kendime zaman ayıramıyorum diyorsunuz. Evet, bu karar doğru ama Eylül'e ihtiyacı, Haziran'a ihtiyacınız var. Şu an çocuklarımız için bu düzende kalmanız gerektiğini ve çocukların eğitimi bittikten sonra bu kararı vermeniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu an o çocukları düşünmeniz önemli. Siz ne yapıyorsanız yapın. Evde gürültü, ses, seda istemiyorum. Takıntılar, aldatılma bu tarz konuşmalarda istemiyorum. Sesinizi kesin. Gerekiyorsa bir ilişki terapisine gidin diyorum. Dedim bile. Sevgili gençler, bu ara eğitim konularınızda özellikle hayal ettiğiniz uzay mühendisliği, uçak mühendisliği, spor akademisyeni bu tarz eğitim konularınızda merakınız ve bu tarz eğitim düşünceniz varsa biraz dikkat sorunlarınız. Ailede yaşanan bazı gerginlikler, ekonomik kriz sizin dağılmanıza sebep olmuş. Mümkün olduğu kadar bol bol yürüyüş ve enerjinizi düzeltmenizi. Aşka böyle takılın çünkü bu ara sizi şifalanmaya, sevgiye ihtiyacınız var. Gidin anneciğinize ya da babacığınıza sarılın diyorum. Sevgili ev hanımları, bu ara en çok çocukların üstüne gidip sert konuşmalar, sert bağırışmalar, aynı şekilde de evin içindeki eşinize de aynı tepkiyi yaratıyorsunuz ve hep onlar suçluymuş gibi davranıyorsunuz. Biraz hatalarınızı görmenizi, onları da anlamanızı öneriyorum. Evet, bu ara özellikle sizin parkede hani parke biraz kabarmış olabilir. Parkelerle alakalı kafayı takabilirsiniz. Aman boş ver üstüne halı çizer. Şu an bu krize sokma beni diyeceğim bir an. Lütfen yapmayın diyorum. Sağlık konusunda özellikle göz alerjiniz, kaşıntılarınız ve beyinle alakalı sıkıntılarımız olabilir. Mesela baş ağrılarımız, İçte bir hani böyle bir sıkıntı olabilir. Bir doktor kontrolüne gitmeniz gerektiğini öneriyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun. Tabii ki her şey sizin güzellikle olsun. Hani başarmaktan korkabilir, kendinizi biraz daha geri tutmak isteyebilir. Ben doğru ifade etmiyorum diyebileceğiniz iş alanındaki enerjiniz böyle olacak. Hayır, siz daha güzel şeyleri başaracaksınız. Kendinizle alakalı konumlandırma, konum noktanızı da belirleyeceğiniz bir hafta olacak. Biraz daha cesaret, hayat bakışınızı daha sert ve kendinizi daha doğru adımlar atarak konumunuz, mertebeniz, noktanızla ilgili güzel duyumlar, güzel haberler sizi mutlu edecek bu hafta. Gücünüzü eksik tutmayın. Boynumuzu yukarı tutuyoruz şöyle ve enerjimize ait masayı hak ettiğimiz değerin mutluluğunu tadalım. İş mahkemeniz ya da işle ilgili yaşayan geçmiş krizleri olan değerli başaklar için biraz daha mücadeleye devam. İadeler söz konusu olacak ama daha vakit var. Bu ara geçici görev yaptığınız noktayı kafanızdan çıkmayı düşünmeyin. Bu süreç yaklaştıktan sonra veda etmeniz ve yeni kendi işinize geri dönmeniz daha sağlıklı olacak. Şu an acele etmenize gerek yok.
Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız çok yoğun mailler, trafik, konuşma, yazışma, hesaplar, bankada çalışıyor olabilirsiniz. Ciddi anlamda stresli bir hafta ve biraz daha bizi yıpratacak ve devamlı toplantı, devamlı bir şeylerin karmaşası içerisinde olsanız da size herhangi bir sıkıntı, zarar yok. Endişe etmeyin. Sadece orada ne var biliyor musun? Korkularınız ön plana geliyor. Yani bu kadar kriz varken, bu kadar sistem, biraz işten çıkartılmalar, acaba bunun içinde ben de mi varım diye düşünceleriniz varsa şu an için sizde bir risk yok. Ama kendiniz çıkmak istiyor, alternatif bir noktaya gitmek istiyorsanız gideceğiniz noktada hayırlı. Hiç tereddüt etmeyin. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Eğer ki devlet alanında çalışıyorsanız, bulunduğunuz noktada ciddi anlamda kaos ve devamlı insanların bağırış çağrışları, sistemsiz bir düzen, gergin bir alan, başka bir noktaya bölüm değiştirmek isteseniz de şu, belki adliyede çalışıyorsunuz, belki katipsiniz. Şu an bu nokta için daha vaktiniz var. Biraz daha sabretmeniz gerekiyor ya da yöneticiniz çok sinirli olabilir, sizi aşağı çekiyor olabilir. Lütfen bulunduğunuz noktayı kontrol etmeniz daha doğru. Kendi işini yapanlarda biraz parasal anlamda gerginlikler söz konusu olsa da sürpriz gelecek, ekstra paralar sizi daha motivasyonunuzu artıracak. İşinizle alakalı gülümsemeler daha yoğun olacak. Ortaklı iş yapanlarda ortak konularımızla alakalı biraz daha konuşmalarda kırgınlıklar, ekonomik olarak bazı gereksiz harcamalar bizi biraz sıkıntıya sokabilir. Aramızda sert bakışlar söz konusu. Bu hafta biraz aileminle vakit geçireceğim deyip kafanızı dinlerseniz herhangi bir risk olmaz. Ama üstüne giderseniz tartışmalar var, uzak durmanız lazım. Serbest bir alanda çalışıyorsanız ve serbest alanda kendinizi ispatlamak, yer edinmek istiyorsanız bunu Nisan ortasında, şu an altyapısını kurun, Nisan ortasında yer oturumunuz sağlanacak. Şu an bu sistemi kurabilir, bu enerji sizi daha mutlu edebileceğini uyarıyorum. Beklediğiniz bir para, unuttuğunuz bir para size sürpriz bir şekilde gelecek. Ailenize ait çözülmesi gereken miraslar yasal olarak çözülme evresinde, ama metrekare sorunu mu var? Devlette mi mahkemeniz var? Yani kendi aranızda değil de, çünkü devletin güç enerjisi de var o noktada. Biraz bu noktaları daha sağlam bir avukatla yol almanız sizin kazancınızı kazanç getirecek, ama sanki böyle bir kaybettim korkusundasınız. Kaybetmediniz. Bu dava sizin için hala geçerli. Hala umudunuzu kaybetmeyin diyorum. Bir de uzun süredir müteahhite vermek istediğiniz ailenize ait bir ev konusunu ben müteahhite vermeniz taraftarı değilim. Yer değerli. Biraz daha beklemeniz, biraz oranın enerjisini görmeniz, o toprağı hissetmeniz lazım. Yani çünkü emek vermemişsiniz, emek vermediğiniz bir noktayı hissedemiyorsunuz. Gidin bir koklayın toprağın ne kadar güzel olduğunun farkına varın diyorum. Evet, aşk konusunda belki de biraz daha karşınıza çıkan insanları sorgulamadan, sual olmadan biraz akışa bırakmanızı öneriyorum, ama sizin kuralcı, titiz ve sabit ruhunuz hiç değişmiyor. Evet, tanıştırmalar, fırsatlar var, ama siz daha duygusal olarak geçmişe dair yaralarınız, kırılan kalbinizle ilgili noktada kararsızlıklar, şu kararsızlıktan çıksan hemen evleneceksin. Lütfen bu kararsızlıktan çıkman lazım. Eski ilişkinizle ilgili beklentiniz, haber. Evet, bir görüşme, bir diyalog olacak. Hatta af, özür dileme, çiçek yollanmalar da söz konusu olacak Mart sonuna kadar, ama karar sizin diyorum. Hani eski ilişki biraz yıpratıcı geliyor bana. Biraz daha siz bunu düşünün diyorum. Bu karar sizin. Evli çiftlerimiz için bu ara ev alma netliğine kavuşma, aileden gelecek destekli ev hayırlı olsun, uğurlu olsun ve özellikle de alt katta oturanlar biraz daha yukarı kata çıkmak istiyorsunuz. Rutubet enerjiniz sizi yıprattı gözüküyor. Bir de uzun süredir kardeşler arasında yaşadığınız bazı krizler artık yumuşayacak ve hem evliliğinizdeki enerji değişmiş, hem de kardeşler arasındaki sıkıntı ya da görümceniz, eltiniz, neyse artık bu soyla ilgili sıkıntı yavaş yavaş toparlanacak, hak yerini bulacak diyorum. Bu ara boşanma fikri olanlar var. Böyle kafam çok karışıyor, hazır bu ilişki bana hiçbir şey. Bence ilişkiniz size çok şey getiriyor. Sadece siz bu ilişkiyi kendi içinizde bitirdiğiniz, sevginiz bittiği için karşı tarafı devamlı suçlar gibi bir ruh haliniz var. Bence o tarafa bir şans vermeniz ve de ya da siz bu aşkı tekrar alevlendirmeniz lazım. Hani habersiz giden bir ilişkiyi başka birileri çabuk kapabilir. Biraz daha düşünün istiyorum. Dedim bile canım. Evet, bu ara aynalar, evinizde ayna değişimi, evin enerjisini değiştirmek, çiçek almak isteyebilirsiniz. Bu ara böyle evinizin enerjisini değiştirmek isteyen,
Sevgili ev hanımları, evinizin enerjisi güzel bir şekilde değişecek. Özellikle de şunu demek istiyorum. Uzun süredir mutfaktaki tabak, çanak her şeyi değiştirin. Kırat, yepyenisini al, enerjine iyi gelsin diyorum. Sevgili gençler, bu ara hiçbir şey yapmak istemeyebilir. Bol bol uyumak isteyebilirsiniz. Bu da biraz sizi rahatsız edebilir. Lütfen şöyle soğuk da olsa dışarıda bir nefes alın. Enerjinize iyi gelsin diyorum. Bu ara sağlık konusunda özellikle saç dökülmesi, egzama ve uyuz problemleri ev içerisinde görünebilir. Dikkatli olunuz sevgili başaklar. Hoşça kalın. Sevgili teraziler. Sevgili teraziler. Hani böyle deriz ya. Böyle enerjim, iş çevremde hani kötü enerji alıyorum, insanların nazarı değiyor, kendimi çok yorgun, çok mutsuz, adapte olamıyorum. Evet, bu hafta nazar hepsi haftanız. Enerjiniz çok fazla yorulabilir, biraz zorluklar yaşıyor olabileceksiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar enerjinizi, ruhunuzu, motivasyonunuzu arttırmanızı öneriyorum. Şimdiden uyarı. Çünkü haftaya böyle uyusam da kalkmasam diyeceğimiz bir hafta. Özellikle bol bol toplantıların. Bol bol banka işlerinizle alakalı tempolarınız var. İmzaladığınız, okuduğunuz her şeye dikkatli olun. Biraz bunları gözden geçirmeniz gerek. Özellikle kendi işini yapanlar, özellikle ortaklı iş yapanlar, bu süreçleri çok fazla kontrol etmeniz lazım. Kurumsal bir alanda çalışıyorsanız ve bulunduğunuz noktanın sistem ve sistemsizlik arasında sıkışmış dengesizliği böyle bir gel git yaptı. Evet, burada bir değişim, yönetim değişimi, sistem değişimi, babadan oğula ya da farklı yöneticilerin konuları söz konusu olabilir. Bazı terazi burçlarında işten çıkartılma, haksızlığa uğrayabilirsiniz. Buna hazırlıklı olmanızı öneririm. Ama kötü mü? İyi bir şans olacak sizin için. Fırsatlarınız ve almanız gereken haklar için de doğru bir evrenin zaferi de başlıyor. Yani bir yandan nazar enerjiniz olsa da bir yandan da güzel gelecek enerjileri de hayata doğru geçirmemiz lazım. Bu ara finans işleriniz, evrak, kontrol, hesap, vergi, araba vergisi, ev vergisi, bu tarz konularımızla ilgili elektrik borcunuz, elektrikle ilgili borçlarınız ya da cezai işlem borçlandırma gibi durumlarımız varsa da bu dönem bunları en iyi şekilde halledeceğiz ve risksiz bir şekilde bunları toparlamış olacağız. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Dedim bile. Kendi işini yapmak istiyorsanız özellikle spor salonu, estetik üzerine güzellik merkezi olabilir. Bu tarz merakınız varsa ortaklı bir teklifle yapabilme şansınızın enerjisi var. Sadece cesaretiniz yok. İsterseniz bunu Eylül'e kaydırmak istiyorsunuz ama şu an böyle bir enerjiniz varken, ufak da bir paranız varken risk edin, kazançlı olabilme ihtimaliniz fazlasıyla olabilir diyorum. Gözünüzü karartmanız lazım. Devlet işinizle ilgili yaşanan bazı krizlerde haklarınız geri iade edilme konuları söz konusu olacak ve bulunduğunuz, mesela diyelim ki yöneticiyseniz, birden rütbeniz aşağıya çekildiyse tekrar hakkınızla ilgili güzel olumluluklar ve devletle alakalı yaşanan krizleri toparlamış olacaksınız. Bu da sizin motivasyonunuzu arttıracak. Bu ara serbest meslek yapan, kendi işinizi ofis ya da daha büyük bir alana geçirmek istiyorsanız şu an ne acelesi vardı? Yeriniz tanınmaya, yeriniz oturmaya, sistem oturmaya başlamıştı. Tam oturmamıştı. Niye taşınasınız? Burayı renklendirelim, biraz masraf yapalım, biraz enerjisini düzeltelim ve ondan sonra gitmemiz gereken noktalara gitmemiz daha hayırlı. Şu an böyle bir hata yaparsanız zarar görme ihtimaliniz çok yüksek. Oturun oturduğunuz yerde. Yakın dostunuzla sosyal medyada işler yapmak istiyorsanız, yurt dışı ile ilgili hani takı, tasarım, bu tarz meraklarınız varsa bu yolunuz da aydınlık. Yurt dışı ile ilgili projeleriniz de varsa gayet rahat bir akış sağlanacak. Bu kapılarınız olumlu şekilde hayatınızın içerisine geçiş sağlayacak. Eğer ki yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili plan ve projelerinizin altyapısını oturtmayınız. Yani özellikle bu hafta bu kararı vereceksiniz. Nisan, Mayıs'a kadar da bu kararınızın aydınlığı, gitmeniz gereken yolculuğunuz da başlamış olacak. Bu ara şehir dışından arsa, toprak ya da yazlık fikri olan terazi burçları için hadi hayırlı olsun. Güzel bir anahtar sizi bekliyor. Güzel bir toprak sizi bekliyor. Vazgeçmeyin, alın orası. Orası size uğurlu. Gözünüzü kestirdiğiniz bir nokta var. Hadi yapın, özellikle ailenize yapmak istiyordunuz. Uğurlu olsun diyorum. Evet, aşk konusunda ben asla kimseyi istemiyorum. Tövbeliyim. Bana kimse gelip biri seni seviyorum demesin diyenlerde sürpriz bir aşk var. Hadi hayırlı olsun. Eski ilişkinizle ilgili beklentilerinizi biraz daha geride tutmanız lazım. Karşı tarafın sizle hiçbir alakası yok. Ara sıra bakıyor resimlerinize ama geri dönmek istemiyor. Boşuna umuda bağlamamanız lazım. Kendinize yol çizin. Bu ara nişanlı ya da evlenme tarihi belirgin olan teraziler
düğün, tarih, gün belirlendi. Hadi güzel mutluluklar, umut sizlerle olsun. Güzel aile kurun istiyorum. Sevgili evli çiftlerimiz, bu ara anne hastalığı, baba hastalığı, biraz bunlarla mücadele edeceğiz. Aynı şekilde birbirimizi bu ilişkide tanıma fırsatı sağlayacaksınız. Uzun soluklu aradaki soğukluk bu hastalıklarla alakalı noktada bütünleşmemiz. Hem yorgun bütünleşme hem de birbirimizi anlayacağız. Eksik noktalarımızı vuracağız. Yani size iyi gelecek bu sıkıntı ama sonu ferah olacak. Hiç endişe etmenize gerek yok. Bu ara boşanmadan dönmek istiyorum, ben kocamı ya da hanımımı seviyorum diyenler mahkemeniz ertelenecek ama artık çok uzadı, siz de haklısınız. Yani ya gitsin ya kalsın derken siz bırakmak istemiyorsunuz. Zafer sizin elinizde. Bir de uzun süredir eşi ölmüş ya da kocanız öldüyse size bir koca tarafınızdan miras söz konusu olacak. Bu miras onların kendi ailesinden yaşanan haksızlıkla uğrayabilir. Çocuklarınızın hakkı için avukat tutmanızı öneriyorum. Sevgili gençler, siz bu dönem ruhun sanata, mimarlık, tasarım, moda, dekorasyon, iç tasarım, neye merakınız varsa bu konuda başarılı olacaksınız. Özellikle spor anlamında da başarı katlamak istiyorsanız hadi bu altyapınızı oturtuyorsunuz. Ve bu ara aşk enerjiniz çok fazla var. Beğendiğiniz kişi size adım atacak. Hadi gülümseyin birbirinize diyorum. Gülümsemeniz gerekiyor. Sevgili ev hanımları, belki de en güzel haftayı siz geçiriyorsunuz. Evet, biraz temizlik takıntınız olabilir. Biraz çocukları bağırıp çağırabilirsiniz ama ailenizle ilgili çok büyük bir sevinç sizi mutlu edecek. Bu mutluluk sizin en büyük mutluluğunuz olsun diyorum. Uzun süredir almak istediğiniz araç da hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle bu ara kadınsal bölgemizde ufak ufak hassasiyetler olsa da göğüsle alakalı noktadaki kistler, guatrımızla ilgili hassasiyet olabilir. Nodüllere dikkat edelim. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili akrepler, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlere olsun diyorum. Ne yapıyorsunuz bu hafta? Özellikle yeni fikirlerde oluşmak, kendinizi bulmak, işinizle alakalı kendi noktanızı çok daha güzel noktada belirlemeyi gösteriyor. Yani siz dualarınızı, enerjinizi iş hayatınız için dileyin. Çok güzel kazançlar, fırsatları doğru planladığınız takdirde de açılmayacak kapı yok sizde. Şifreniz bu. Açılmayan her kapıyı açıyoruz yani, ona göre ayağınızı denk alın diyorsunuz. Evet, şöyle diyeceğim, seyahat içeren yolculuklarımız var, iş gereği gitmemiz gereken yaşadığınız şehirde de olabilir. İş gereği gideceğiniz toplantılar, gideceğiniz yollarda güzel anlaşmalar, imzalar söz konusu olacak. Hatta uzun süredir anlaşamadığınız yerle bile anlaşma hakkınız var gözüküyor. Yani bu sizi gülümsetebilir. İş probleminiz varsa, işsizseniz çok yakın bir aile çevrenizdeki gelecek teklifi değerlendirebilir. Geçici de olsa burada mutlu olacağınız bir enerji. Bence gidin, orada kalacaksınız bile. Bu enerjiyi dönmenizi öneriyorum. Yakın bir iş arkadaşınızla ya da çok uzun süredir üniversite, lise arkadaşınızla iş konu yapmak istiyorsanız iş kapısı bu güzel bir fırsat. Hiç düşünmeyin, gözünüz kapalı. O da sizin gibi mert ve dürüst bu işi yapabilir ve güvenebilirsiniz diyorum. Kurumsalda yer değişimleri bekliyorsanız şu an imkansız. Bulunduğunuz firmanın ciddi maddi krizleri ve sistem krizleri yüzünden kimseyi ne konumlandırabilir ne de maaş konusunda doğru bir noktaya itebilir. O yüzden ya yerinizde kalın ya da yeni arayışlara şimdiden hazırlıklı olmanızı öneriyorum. Eğer ben gitmeyi düşünüyorum diyorsanız haritanıza bakıyorum. Yeni gideceğiniz yollarda size güzel kapılar açmanıza ve özellikle bu kapılarla birlikte bulunduğunuz iş, gideceğiniz iş çevresinde hem sevilecek hem de saygı duyulacaksınız. Bence denemeniz tarafta. Ama ben risk almak istemiyorum, burası doğru diyorsanız çok sabretmeniz lazım. Burada ciddi bir krizler hazır olmanızı öneriyorum. Ortaklı işler ya da ortaklı projelerde yer almak istiyorsanız size gelecek imkanlar, sizinle anlaşma üzerinde olacak kişiler söz konusu olsa da biraz siz geri adım atıyor olabilirsiniz. Etrafın enerjisine adapte olmamış olabilir. Biraz gülümseme enerjisi sizi rahatsız etmiş olabilir. Mimikleri takip ediyorsunuz, dış yapısını takip ediyorsunuz. Haklısınız, biraz içinize sindire sindire karar verin, aceleye gelmeyin diyorum. Dedim bile valla, acele karara, acele işe şeytan karışır. Sindire sindire enerjinize iyi gelir. Eğer ki çok uzun süredir işle ilgili mahkeme ya da ailevi mahkemeleriniz varsa size mutluluk enerjisi verecek ama daha çok mahkeme devam edecek. Yani dava sizin ama mücadele de sizin. Yani pes etmediğiniz sürece, hani davadan da vazgeçtim, mirastan da var, haktan da vazgeçtim diyorsanız
Yazık edersiniz. Bu kadar çaba, bu kadar ailenizin emeği ziyan olur diyorum. Dedim bile. Bu ara devlete girmek, devlet arayışı içerisinde iş fırsatları gündeme gelebilir. Hatta bunlarla ilgili sınavlar, bazı bölümler açılabilir. Gözünüzü dört açın. Bu fırsat sizin ayağınıza gelecek. Evet, aşk konusunda İlişkiniz sizi terk edebilir, biraz canınız sıkılabilir, sonra yine barışma enerjisiyle geri gelecek. Yani bir terk edilme var, bir de hızlı bir barışma var. Ona göre karar verin. Çünkü bu ilişki böyle bir son 2 haftadır böyle bir sallantı içerisinde. Siz de artık güvensizsiniz, güvensiz olduğunuz için o gidişler, o gelişler sizi yıpratabilir. Eski ilişkinizle ilgili iletişim hakimiyeti var. Hatta onun evlenme gibi ya da onun sözlendiği ya da başka biriyle birlikte olduğu sizi biraz çıldırtabilir. Ona garip garip mesajlar atabilirsiniz ya da takipten laf sokabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar kalitemizi aşağı çekmiyoruz. Onun aklındasınız. O bir şeye inat yaptı ama o evliliği ailesi ve çevresi için yapmak zorunda. Bunu sen de biliyorsun. Bu ara gönlünüzü garip bir insana kaptırdıysanız, adı konmayan bir ilişki, o adı konmayan sizi sadece sürüklüyor. Sürüklenen bir hayatta sadece zaman kaybeder, yıl kaybeder, yaşam kaybedersiniz. Lütfen onun hayatı başka birine ait. Siz kendi hayatınızın yolunu çizmeniz zamanı geldi. Geçiyor bile, yoksa ciddi anlamda yakalanacaksınız. Ona göre ayağınıza denk alın diyorum. Evet, evli çiftlerimiz için bu ara güven, eşinizin geç gelmesi, sizin telefonla meşgul olmanız, devamlı duyuyormuş gibi haller, duymuyormuş cevaplar, yanlış cevaplar vermenizden şüphe, endişe ve kafanızın dağınıklığı karşı taraf ve size huzursuzluk yaratabilir. Mümkün olduğu kadar bu hafta enerjimizi sadece evliliğimizin üzerine, cep telefonu, televizyonu kenara bırakıp baş başa vakit geçirip birbirimizin eksileri görme, eksikliklerini görme zamanı, görmezseniz vay halinize diyorum. Bu ara bir de çocuk isteyen, tedavi, çocuklarımızla ilgili yatırım yapalım diyen bazı çiftlerimiz var. Hadi hayırlı olsun. Çocuk da hayırlı, yatırım da hayırlı. Şimdiden alacağınız, yani bu dönem bu karardasınız. İster Nisan'da alın, ister Mart'ta alın, ister ailenizin kararıyla alın, 7-13 Mart arası alın. Burada destekli bir şekilde mal alacağınız gözüküyor. Boşanma haftanız olabilir bazı. Evet, severek ayrılmak nedir diye soruyor bazı akrepler. Evet, severek etrafınızdaki insanlar sizin kuyunuzu kazdı. Siz de bu oyuna geldiniz. Gerçekten de severek ayrılıyorsunuz. Geçmiş olsun, yapacak bir şeyimiz yok. Çocuklar için bir ev mahkemeniz var. Bunu da kazanacaksınız. Özellikle oğlu olan annelere sesleniyorum ya da babalara. Çocuğunuzun yanında yumuşak telefon konuşmaları, onun motivasyonunu düşürecek hiçbir olay istemiyorum. Ayağınıza denk alın. Çocuğunuz için bu önemli. İleride başarılı bir evladımızı kendi kabuğuna ve mutsuzluğuna çekeceksiniz. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Sevgili gençler, bu ara biraz derslerden, çevredeki akıldan, bilmem nereden hareket ederek yanlışlar yapıyoruz. Biraz sporla enerjimizi tekrar eğitimimize, kariyerimize vermemiz lazım. Kafanız dumanlı dumanlı dolanıyor. Kendine gel, yoksa başarısız olacaksın. İlişki konusunda da acı çektiğin kalbin artık şifalandı. Yeni heyecanlar içerisinde olsan da eğitimin önemli. Ayağını denk al lütfen. Sana özellikle uyarıyorum sevgili Akrep Burcu gençlerim, lise öğrencim, üniversiteye hazırlanan çocuklarım. Ayağını denk alın. Başarınızı kendi elinizle kaybedeceksiniz. Dikkatli olun. Sevgili ev hanımları, bence size ne gerekiyor biliyor musun? Böyle başım ağrıyor, kalkamıyorum. Bir evde yardımcı olsa da rahat bir nefes alsam diyorsunuz ama maşallah ne dedikodun bitiyor, ne dırdırdın bitiyor, ne de çekiştirmen bitiriyor. Yani insanları eve sen çağırıyorsun. Sonra da ay başım her yerim ağrıyor diyorsun. Bırak her yerin ağrımasını, kendi ve düzenini, ailene sahip çık. Sağlık olarak her yeriniz ağrıyabilir. Vücut enerjimize dikkat edin. Bol vitamin ve enerjimizi yükseltmemiz lazım. Son zamanlarda boyun fıtığınız ya da boyunda bazı yağ bezeleri gündeme gelebilir ya da benleriniz daha yoğun çıkabilir. Bir cilt doktorunuza gitmenizi öneriyorum. Hoşça kalın. Sevgili yaylar, bu ara saldırgan ruhunuz olabilir. Yanlış anlaşabilir. Yanlış anlaşma doğrusuna iş çevrenize, etrafınıza böyle sinirli, agresif tavırlar sergileyebilirsiniz. Sinirlerinizi aldırarak işe giderseniz kendi kalitenizi kaybetmemeniz için öneriyorum. Bu ara özellikle işlerinizin çok fazla sakin geçeceği bir hafta ama çözülmesi gereken mailler, yazılması gereken işler, hesaplanması gereken bir sürü dosyanız var. Yani sizin çok işiniz var. Alan sakin olabilir ama çözmeniz gereken bir sürü işler var. Bu ara bol bol yolculuklarınız var. Özellikle
Hostesseniz bile bol bol yolculuk yapacaksınız ya da birinin asistanıysanız devamlı yurt dışı, şehir dışı seyahatlerinizin daha yoğun olacağı bir hafta. Burada bazı teklifler ya da şirketinize gelecek teklifler sizin de motivasyonunuzu arttırabilir, hoşunuza gidebilir. O yüzden güzel bir enerji ama sinirli ve agresif yönümüzü hemen vücudumuzdan atıyoruz. Gülümseyen bir enerji, gülümsüyoruz. Gülümsedik. Yani bunu yaparak enerjimizi yüksek tutabiliriz diyorum. Eğer ki bu ara özel şurada bir haritanıza bakayım. Bu ara kendi hislerinizle harekete geçti. Ne anlamda? Sezgilerinizle. Ben bunu başaracağım. Başaramama gibi bir durumum yok. Evet, siz gitmek istediğiniz iş kapısı, hedeflediğiniz noktayı çok verimli şekilde başaracaksınız. Hiç korkulacak gibi değil. Bu size öyle bir şans getirecek ki hatta kariyeriniz, konumunuz, mertebeniz daha ışık gibi enerji sağlayacak. Haydi korkma. Sen burada varsın. Daha kendini güçlendirmen, ispatlamak için bir sürü oluşumlar var. Ama bu oluşumlar size güzel başarı getirecek diyorum. İyi olacak. Eğer ki serbest meslek çalışıyorsanız, işinizi büyütme fikriniz varsa şu an kalmanızı öneriyorum. Çünkü bulunduğunuz noktada anlaşmazlıklar, yani ortak çalıştığınız insanlarla anlaşmazlıklar var. Onların aklına uyarak hata yapabilir ve bu sizin ekonominizi zarara sokabilir diyor. Bu ara platonik takınan sevgili yaylar, kalbim acı çekiyor. Ondan bir cevap göremiyorum. İlk başta çok iyiydi, sonra niye benden uzaklaştı diyorsanız aslında onun size karşı ilgisi, sorumluluk alamamakla alakalı korkuları var. O yüzden sizi kenarda tutuyor. Bu karar artık sizin. Kenarda mı durmak istiyorsunuz? Yeni bir insanla mı tanışmak istiyorsunuz? Bu iş çevrenizden biri gözüküyor. O yüzden bu kararı bir an önce düzeltmeniz lazım. Konum değişimi, mertebe değişimi ya da haklarınızla ilgili beklediğiniz bazı süreçler için üst düzey kurumla konuşacaksınız. Ne olumlu ne olumsuz cevap alacaksınız ama sabretmenizi öneriyorum. Çünkü siz başarılı ve işinizde saygıdeğer bir kimliksiniz. Kaybetme riski yok. Sadece sizin korkularınız var. Bazı işten çıkma kararı veren yay burçları, evet kendi alanımı farklı bir alanda denemek istiyorum ve burası artık beni ilerletmiyor, mutsuzum diyorsanız gerçekten çok mutsuzluk ve yorgunluk enerjisi var haritanızda. Artık geçmişi geride bırak, kendi geleceğinle ilgili planlar yapabilir ve bu kararlılığından doğru oluşumu dengelersen başarı ve aydınlık var gözüküyor. Mümkün olduğu kadar bütçenizi planlayacaksınız, sisteminizi planlayacaksınız, odaklanacaksınız ve yolunuza bakacaksınız. Harita öyle diyor. Kendinizi iyi hissedecek birçok kapınız var. Yeter ki cesaret, mantık, bütçe, sistem kurmak sizde diyorum. Yurt dışında ya yurt dışı ile ilgili bağlantılar oluşturmak istiyorsanız bu ara yurt dışı diyaloglarınız, çalıştığınız firma, çevrenizdeki geçmiş dostlarınızda çok fazla desteğini göreceksiniz. Hadi hayırlı olsun, gözünüz aydın olsun diyorum. Ailenize ait çözülmesi gereken sözlü verilmiş haklarla ilgili bu ara gündem olabilir. Haklarınızı sözlü almak isteyebilir. Karşı taraf hayır öyle bir şey demedim diye tartışmalara gidebilir. Haklarınız ziyan olabilir. Bunu da unutmayın diyorum. Özellikle anne soyunuza ait bazı miras konuları daha hararetli ve tartışmalı geçebilir. Annenize haksızlık yapılabilir. Çünkü verilmiş bir anahtarı vermek istemeyecekler. Buna da hazırlıklı olalım diyorum. Sevgili aşk konusunda bu ara kalbim çok heyecanlı. Yeni bir insan tanıdım. Şansım var mı diyorsanız evet, o yeni insanı iyicene tanıyın. Hayat arkadaşınız olarak gözüküyor ve size iyi gelecek. Çok uzun süredir ilişkisiz durumda olan değerli yay burçlarına da güzel aşk enerjisi var. Hatta evlilik yapacağınız insan enerjisi alıyor, harita veriyor. Bence aşkı planladığınız şekilde doğru ilerletirseniz hayat arkadaşınızda, etrafınızda, yakın çevrenizde, yakın çevremizdeki dostlarımızın dostlarına bir bakalım, size iyi gelecek diyorum. Bu ara nişanlı olanlarda aile içerisindeki yaşanan krizlerde bir yüzük çıkıyor, geri takılıyor. Bir yüzük çıkıyor, geri takılıyor. Boş verin, siz birbirinizi seviyorsunuz. Onları aşar. Sevgi her şeyi aştırır. Yeter ki aynı eve girdiğinizde aileyi dışarıda, kendinizi içeride tutarsanız bu ilişki güzel noktalara erişir. Sevgili evli çiftlerimiz, bu ara çok değişik kararlar içerisinde olabilirsiniz. Birbirinizle ilgili yaşanan bütün krizleri çözüp daha birbirimizle vakit geçirmek, hoş sohbet, birlikte seyahat, birlikte vakit enerjisini doldurma kararı içerisinde olmanız ilişkiyi tekrar kurtarmanız demektir. Haydi birbirinize sarılın diyorum. Bu ara eşinden şüphelenenler, böyle ben niye benim böyle etrafımda canım cicim diyor, beni niye seviyor diye düşünceniz var, bir şey mi oldu diye düşünüyorsanız, hayır, gerçekten sevgi sözcükleri var. Bunun da artında artık bir art niyet aramayın, akışa bırakın lütfen. Gereksizce gece yatağa yatınca şüpheler içerisindesiniz. Bu şüphelerden uzak durmanızı öneriyorum. Evliliği riskli olanlar için
bir pedagog, pardon, bir psikolog ve çocuklarınız için bir pedagog ve ilişki kurtarma şansınız var. Tekrar bu ilişkiyi düzeltebilirsiniz. Boşuna yıpratmayın diyor. Ev hanımları, evde elektronik eşyalarda bazı arızalar söz konusu olabilir. Elektrik tamir üzerinde elektrikçiler evin içerisinde dolanabilir. Bu ara bu gelecek insanlardan hastalık kapılabilir. Lütfen tanımadığınız insanları evin içerisine almayın. Çay da ikram etmeyin. Hiçbir şey de ikram etmeyin. Hatta hiçbir şey de yedirmeyin. Yoksa çok büyük sıkıntı yaşayabilir hanemiz. Bir de evi içerisinde son zamanlarda üst komşunuzun ya da alt komşunuzun sesinden çok fazla rahatsızsınız. O kişiler değişmeyecek. Evinizi satın gidin bence diyorum dedim. Sevgili gençler, yurt dışı hayaliniz varsa eksik olan tüm derslerinize önem verin. Hatta sevgilinizle hayal ediyorsanız birlikte o yolculuk olacak ama bence siz biraz daha asılmanız lazım. Hadi asılın gençler. Sağlık olarak özellikle ve özellikle bel fıtığımız ve bel içindeki ağrılar, kas sıkışmalarımız olabilir ve alerjik reaksiyonlarımız söz konusu olabilir. Dikkat, özellikle estetik düşünecekler şu an yaptırın ne yaptıracaksanız, burun mu kaldıracak, göğüs mü yaptıracaksınız, karın mı gerdirecekseniz ne yapıyorsanız yapın gayet başarılı ve aydınlık geçecek. Hoşçakalın. Sevgili oğlaklar, güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizlerle olsun. Dengeyi sağlamak için gereksiz insanların konuşmasına karışmayın. Yoksa işinize ait noktada gerçekten insanlar tarafından tehdit altında olabilir. Ortayı yumuşatmak için dengeleri kurmak isteyebilir. İnsanların patavatsızlığıyla karşı karşıya kalır, kalbiniz kırılabilir. Mümkün olduğu kadar size uyarım bu. Kimsenin derdine karışmayın. Yoksa dert sizin başınızda olur diyorum. Yani o derdi size atacaklar. Ona göre ayağınızı denk alın. Evet, planladığınız işlerle ilgili özellikle ve özellikle yakın dostlarınızın kıskançlığı, işinize oyunlar getirecek insanlar bu hafta çok fazla şahit olacaksınız. Sizin işinizde bir kriz olmayacak ama çevrenizde kimler sizin için kuyunuzu kazıyorsa Rabbim bunu tek tek sizin üzerinize gösterecek. Çünkü diyor ki önümüzdeki haritaya baktığım zaman planladığınız haklarınızla alakalı kendi hedeflerinizle ilgili belirlediğiniz yollarda o kadar güzel inandığınız düşmanlarınız hayatınıza çıkacak. Ya sen de misin? Ay sen de mi? Diyeceğiniz insanlarla karşı karşıya alacaksınız. Siz işinize odaklanın. Güvendiğiniz herkesi geride bırakıp sadece kendi ruhunuza, işinize, alanınıza yapabildiğiniz kadar kendinize güvenerek ilerleyin. Konumunuzda, çok özür diliyorum, mertebenizde çok fazla sağlam olaylar sizin için artı olacak ama dostlarınız, düşmanlarınız birebir karşı karşıya geleceksiniz. İnandığınız insanlar size biraz üzücü olabilir. Evet, finansal anlamda kendi noktalarınızla alakalı belirlemek istediğiniz bazı satılması gereken ailenize ait haklarla ilgili beklediğiniz konular ya da bir evrağın annenize ya da babanıza teslim edilmesiyle ilgili olur ya da bir paranın annenize geçmesini istiyor olabilirsiniz. Burada kardeşler arasında ya da aile arasında krizler çıkabilir. Yani bu tarz tartışmalara da açık olmamız lazım. Özellikle çok fazla yoğun telefon trafiği, dijital bankacılık ya da borsa bu tarz işlerde uğraşanlarda hafif hafif borsanın hareketlenmesiyle birlikte size güzel kazançlar, verimlilikler, ekstra kazançlar sağlanacak. Bunun da altyapısını şimdiden toparlamanızı öneriyorum. Kurumsal bir alanda yerim sağlam değil, ben tedirginim diyenler için evet yeriniz sağlam değil. Yeniden bir yer araştırması, hatta konum değişikliği isteyebilir. Bulunduğunuz insanlardan uzaklaşmanız için doğru bir karar içerisinde olacaksınız. Devlette çalışıyorsanız devletle alakalı yaşayacağınız herhangi bir sorun yok. Devletin verdiği rahatlık ve yöneticilerin etrafı rahat rahat oturtması biraz size hissiyat evrenizi yıpratabilir. Biraz dengenizi yorabilir diyorum. Özellikle de yerinizinle ilgili başvurularınız olumsuz oldukça buraya daha çok sinirleniyor olabilirsiniz. Bununla alakalı gerginliği siz abartıyor da olabilirsiniz. Buna da dikkat edelim diyorum. Kendi işini yapanlarda ufak tefek kazançlarının keyifli olması, borçlarınızla alakalı noktalarda toparlanma, kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz evrede. İşsizseniz bile bu hafta size gelecek güzel mailler ya da o haberler bunları değerlendirmenizi öneriyorum. Büyük bir kazanç kapınız aydınlığa kavuşacak. Serbest iş yapanlar için de sürpriz paralar, renk delikler, keyifli sohbetler, eğlenceli ortamlar, hatta ve hatta ertelenen yurt dışı seyahatiniz, şehir dışı seyahatiniz varsa bunlarla ilgili olumlu konuşmalar, gideceğiniz yolculuklar kazanca dönüştürebilir. Hatta buraya devamlı fırsat yoluna çevirebilirsiniz. Değerlendirmenizi öneriyorum.
Evet, özellikle de bu ara ortak fikri olanlar biraz daha düşünsün. Şu an acele etmeyin. Tek başınıza ilerlediğiniz yolu tek başına götürün. Ortak teklifi geliyorsa parasına, şartlarına ve gücünüzü kaybetmeyecekseniz kabul edin. Ama siz biraz merhametli yönünüz var ya, inandığınız insanlar öyle bir kapı açıyorsunuz ki maşallah farkında olmayarak otorite onların eline geçiyor. O yüzden siz kendi liderliğinizi kaybetmeyin. İlişki konusunda geçmiş duygusallığınız, yaranız hala iyileşmiyor. Lütfen bunun için bir psikolog, psikiyatrist, gerekiyorsa yoga, meditasyon. Çünkü orada kendinizi kapattınız. Gelen fırsatlarınızı görmüyorsun. Güzel fırsatlar var. Enerjinizi mümkün olduğu kadar toparlamanız gerekiyor. Yeni ilişkisi içerisinde böyle gözler, enerjiler, bakışıyoruz, yazıyoruz birbirimize ama daha bir yerde yemek yediğimiz yok. Bu hafta bu enerji görüşme, yemek yiyeceğiz, sohbet edeceğiz, birbirimizi tanıyacağız. Doğru enerjiyi yakalarsanız ilişki doğru noktaya doğru ilerleyebilir. Güzel fırsat var yani. Nişanlanmayı düşünen aile içerisinde söz nişan kesilme kararı çıksa bu hafta bu karar verilmiş. Haftaya sanki söz nişan aile kızınız, damadınız, çocuğunuz kim varsa söz nişan haftanız olacak. Evli çiftler için özellikle bu ara yorgun eşinizin ve sizin iş yoğunluğunuzdan dolayı iletişim kopuklukları düzeltmeniz için doğru bir hafta ama işinizde rütbeniz, konumunuzda değişiklikler olacağı için sanki bunu hafta sonu birbirimize ait baş başa yemek yiyerek tazeleyeceğiz. Çocuklarımızla uzun süredir geçiremediğimiz iletişimi doğru şekilde toparlayacağımız gözüküyor. Yani her iki çift çalışıyorsa, yani her iki karı koca çalışıyorsanız güzellikler, yenilikler hafta sonu baş başa, hatta ve hatta uzun süredir toprak yatırımı, üstüne müstakil ev düşünenler için şimdiden bu arayışa girebilirsiniz. Hayallerinizin evini kendi hayaliniz şeklinde yaptıracaksınız. Sevgili eşinizden ayrılma konuları, tartışma konuları had safhada olsa da aynı evde devam edeceğiz. Yani devamlı ağzımızda bir ayrılık konuşması var ama her iki tarafta böyle bir dilekçe veriyorum, anlaşalım, anlaşmayalım kararsızlığı içerisindesiniz. Büyük bir ihtimal burada terslikler var, düzeltmeniz lazım. Boşanmış çiftler için özellikle sesleniyorum. Çocuklarınızın nafakası ya da çocuğunuza olan ilgide bir eksiklik var. Gidin dava açın. O çocuğu siz başka birinden yapmadınız ya da o çocuk sizin kim ilgilenecekse ilgilenmesi gerekiyor. Sevgili ev hanımları, kendinizi geliştirmek için hobi edinebilir. Özellikle nakış, güzel sanatlar, boyacılık, çini boyası, güzellik uzmanı ya da astroloji eğitimi, kozmik enerji alabilir. Enerjinizi güzel değiştirebilirsiniz diyorum. Bu da size iyi gelecek. Sevgili gençler, sizin beyninize inanıyorum. Size sadece diyorum ki doğru uyku, doğru beslenme, stresten çok çok yemek yiyip vücut karın kaslarımız sıkıntıya düşebilir. Mümkün olduğu kadar doğru beslenmeye özen gösterin. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken vücutta morluklar oluşabilir. Egzama ve özellikle cilt lekelenmeleri söz konusu olabilir. Bunlar için doğru çözüm gerektiğini düşünüyorum. Mutlu kalın, hoşça kalın. Sevgili kovalar, nasılsınız? Güzel bir hafta, güzel bir aydınlık olsun. Şöyle bir haritanızı gözden geçiriyorum. Güzel bir haftaya başlayacaksınız ama içinizde incinen yaralarınız, kalbinizi kıran insanlarla yüzleştikçe daha çok canınız yanabilir. Çok inandıklarınızın arkanızda duruyor gibi durmaması sizi incitebilir. Kendinizi yalnızlığa, mutsuzluğa, hani buzlaşmış bir enerjiye itebilirsiniz. Bence bu özellikle çarşamba gününe kadar duygusal bir vefat etmiş biri olabilir. Bir hasta bir noktanın enerjisine tıkanmış olabilir. Bu hafta enerjimizi yüksek tutalım lütfen. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. İş konularınızla ilgili plansız bazı programsız olaylar biraz can sıkıcı olabilir. Ama yerinizle alakalı aksi bir durum değil. Sistemin yarattığı insanların etrafınızdaki insanların dağınık karakteri ve sistemi dağıtması sanki sizin işinizle değil ortamın enerjisiyle alakalı bir sorun var. Siz işinize bakın, işinizi yapın. Çok yoğun mailleriniz, koşturmalarınız, işleriniz var. Satılması gereken alım satım, telefon trafiğiniz çok yoğun olacak. Etrafı önemsemeyin, işinize konsantre olun diyorum. Sizin için daha sağlıklı. İş bekliyorsanız hala iş probleminiz varsa bu hafta değil, o bir hafta daha şanslı ve daha bereketli olacaksınız. En azından nasıl bir iş yapacağınızı, nasıl bir ortamda olmak istediğinizle ilgili başvurularınızı yapın. Yolunuz haftaya daha aydınlık gözüküyor. Kurumsal bir alandaysanız çok dağınık olacak bu hafta. Evraklar, koşturma, toplantılar, insanların kafa dağınıkları biraz sizi yıpratabilir. Ama sizde bir risk yok. Sizin kafanız riskli.
O yüzden bulunduğunuz noktaya konsantrasyon kaybı istemiyorum. Devlet işine girmek, devletle alakalı imkanlar yaratmak istiyorsanız Nisan ayını kollamanız, yani bu ay itibariyle Nisan ayını kollamanız lazım. Çünkü burada bazı açık evreler söz konusu olacak. Size de birinin desteğiyle birlikte devletle ilgili beklentilerinizin olumlu süreci olacak. Burada finans sektörü, muhasebe sektörü, alım satım işinde olanlarda güzel kazançlar, yer değişimleri, farklı fırsatları, altın bilek gibi kendi elinize takabilirsiniz, şanslısınız. Özellikle gece işi yapanlar, restoran, kafe, bar işinde uğraşanlarda biraz ekonomik olarak darlanmalar, bunalım, depresyon hali olabilir ya da gece bekçisi olabilirsiniz, gece polisi olabilirsiniz, belediyede gece çalışıyor olabilirsiniz, biraz aksilikler söz konusu olabilir. Bunlara dikkat edelim. Mesela uzun yolculuklar şoför olabilirsiniz, biraz daha dikkatli, biraz daha kontrollü olmanız, dikkat etmenizi öneriyorum. Bu ara bazı kova burçlarına hırsızlık eve girebilir. Aman dikkat diyorum, hırsızlıklar söz konusu olabilir. Bu hafta kovalar benden nefret edecek. Bunu biliyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Haritaya göre yorum yapıyorum. Kafama göre yorum yapmıyorum. Bunu bilin. Bir de bu ara kendinizle ilgili misafir takıntılarınız oluşmaya başladı. Evde kimseyi görmemek, istememek. Yani evli de olsanız kocanızı ya da hanımınızı bile istemiyorsunuz. Dingin bir kafa, dingin bir enerji ve kendinizle ilgili yeni oluşumlar, yeni projelerde yer almak istiyorsunuz. Tamam. Sen de öyle bir komut kapatıyorsun ki yani. Yani ne esenli ne sensiz diyen bir enerjim var. Bu hafta biraz ruhumuzu masaj yaparak, spor yaparak, yüzme yaparak, yürüyüş yaparak dinlendirmeye ihtiyacımız var. Ama çok güzel bir aşk var. O aşk size o kadar güzel ışık gibi gelecek ki, böyle güneş gibi parlayacak. İşte bu benim kaderim diyeceğiniz bir başlangıç başlıyorsunuz. Biraz iş stresli ama aşk dolu dolu, heyecanlı, mutlu ve enerjinize iyi gelecek. Ve sevgiliniz de seyahat edebilir. Yolculuk planı olabilir. Türkiye'nin herhangi bir noktasına gitme planınız, Kars'a bile gitmek istiyorsanız yolculuğunuz var. Güzel eğlence, orada güzel sözler, güzel teklifler alma ihtimaliniz çok yüksek. Hadi yüzükler, hadi sözler hayırlı olsun diyorum. Evli çiftlerimizde de bu ara doğum günü kutlamalar, heyecan, mutluluk ve ilişkimizi daha çok bereketlendireceğimiz bir hafta olacak. Ve siz ilişkide en güzel haftayı birbirinize hediye ederek, sohbet ederek, uzun süredir koklamadığınız enerjinizi tekrar tad alma enerjimiz oluşacak ve bu düzende de çocuklarımızın, evimizin huzurunu tekrar renklendireceksiniz. Yani eksiklikler ilişkilerde iyileşecek. Sizi yanlış gördüğünüz noktalar yumuşayacak ve siz bu evliliğe daha sıkı sıkı sarılacaksınız. Özellikle iki kız bir oğlu ya da iki kız olan çiftlerde yatırım konuları daha ön planda. Özellikle eşinize araçla ilgili planladığınız noktanın da anahtarı hayırlı olsun diyorum. Boşanmak, ayrılık kararı içerisinde olanlar bir durma kararı içerisinde olacak. Ve bu duruma hem kendiniz için hem karşı tarafın için psikolojik olarak iyi olacak. Çünkü bu eğer ki ilerletirsek çok sert atışmalar ve bu sert atışmalar her iki aile için, her iki çift için hem çocuklar için tehlikeli olabilir. O yüzden biraz daha durarak enerjiyi toparlanmanızı öneririm. Hatta bu süreçte de taşınmak, buradaki gergin evin uğursuzluğuna inandığınız için yeni ev daha bereketli olacak. Şimdiden geçeceğiniz yeni evde huzur evresi yakalayabilir. Birbirinizle iletişimi sakin toparlarsanız da herhangi bir risk görmüyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda kendinize ait aşmak istediğiniz yurt dışına yerleşip yurt dışında okumak isteyenler için çok güzel fırsat kapıları var. Özellikle liseye gidiyorsanız, lise sınavına hazırlanıyorsa çocuklarınız başarı elde edecek. Onlara bol bol okçuluk dersine yollayın. Odaklanma sorunu varsa iyileşmelerine yardımcı olacak diyorum. Bu ara sevgili kovalarda ağız kaplamalarınızla ilgili burun estetiği düşünenler olabilir. Ağız estetiği, burun estetiği bu tarz kafaya takmış olabilirsiniz. Yapayım mı? Yapın. Size iyi gelecek. Psikolojiniz yoruluyordu. Mide asitlerimiz ve bağırsak enfeksiyonlarımız ön planda olabilir ve zayıflama enerjimiz başladı. Vücudu sıkılaştırmamız size iyi gelecek. Ev hanımları, kafanızdaki dağınık noktayı toparlayıp evdeki enerjiyi yeniden iyileştirmek sizin göreviniz. Bir de eşinize sürpriz yapmak istiyorsunuz. Hadi o sürprizi yapın. Hoşça kalın. Sevgili balıklar, güzel bir hafta ki tabii ki Ay Balık burcunun yeni Ay Balık burcunda gerçekleştiği iki
Mart'ta sizin enerjiniz, pozitif ruhunuz. 5 Mart'ta da Jüpiter Güneş burcuyla oluşum yarattığı için biraz kafanız renkli dünyalar, renkli enerjiler, çok fazla aktif bir ruh haliniz olabilir. Kendinizi yenilemek, yeni başarılar elde etmek isteyeceğiniz bir haftanın 1 Mart'tan yani 21 Şubat'tan sonra bu enerjilerin yoğun olduğu. Ama artık bu sistemi oturtma sabrınız, selamete ereceği gözüküyor. İşlerinizle ilgili yaşadığınız krizleri daha rahat çözmeniz için çok olumlu bir hafta. Ve de bulunduğunuz alanda kalacak mıyım, gidecek miyim dediğimiz noktada hem yerinizle ilgili rahatlık, hem bulunduğunuz insanların size sıcak konuşması motivasyonunuzu daha arttıracak. Kendi alanınızı yapmak, kendi alanınızla alakalı yeni fırsatlar yaratmak istiyorsanız da bu kapıların da sizin için çok olumlu şekilde enerji getireceğini gösteriyor haritanız. Yalnız alınganlıklardan, kaprislerden, ruhunuzu yoracak enerjilerden uzak durmanızı istiyorum. Çünkü her şeyi fırsata çevirip kendinizi çok büyük bir kazanç çevresinde oturtabilirsiniz. Bence siz bunu en iyi şekilde başaracaksınız. Çünkü yıldız ve enerji sizin üzerinize fazla bereketi veriyor. Bu bereketi borçlarınız, yaşadığınız krizleri planlayarak, yaşadığınız geçmiş hatalarınızı ön plana koyarak bu hafta bunları yavaş yavaş aşmanın planına gireceksiniz. Ve hak edilen başlangıcı yapıp Mart sonuna kadar da hedeflediğiniz enerjide daha rahat edin. Yani siz bu hafta Mart sonunda rahatlamak istiyorsanız bu hafta bu sistemi yapmanız lazım. Gücünüz, oluşumunuz, paranı, ekonominizi düzeltmeniz lazım. Bu ara kardeşlere, bu ara anneye takık ya da bu ara eşe takık olabilir. Somurtan somurtan enerjiyi dağıtabilirsiniz. Sizden ricam, sizin de hatalarınız var. Siz inatçı yönünüzden karşı tarafı dinlemiyorsunuz ve agresif tavrınız o tarafın size sert çıktığını düşünüyorsunuz. Siz sert bakışlardasınız, farkında değilsiniz. Kurumsal bir firmadaysanız bulunduğunuz alanda hiçbir değişim olmayacakmış gibi gözükse de ani her şey değişecek. İnsanlar değişecek, yeni gruplar, şirket değişecek. Sizin haklarınız verilebilir ve haklarınızla alakalı uzun soluklu almak istediğiniz noktanın kazancı sizin için hayırlı olabilir diyorum. Eğer ki devlette çalışıyorsanız mücadele etmeye devam. Oradaki haklarınız için, haksızlıklar için mücadeleye devam etmeniz gerekebilir. Ve farklı kazançlar elde etmiyor. Hem devlette çalışıyorsanız ekstra kazançlar, kendi işinizle alakalı yenilikler yapabilir. Hatta rütbeniz, konumuzla ilgili de başvurular, farklı eğitimler alıp kendinizi daha ispatlayabilme başarısını sağlayacaksınız. Mümkün olduğu kadar bu sistemlere oturtalım. Yalnız bir ev mecburi, bir hacizlik, icralık bir ev konunuz olabilir. Ailenizi ilgilendiren bir durum olabilir. Hacizlikten satılabilir. Bu unutulan ne varsa bu dönem kontrol edelim. Risk altında olmamanız gerektiğini uyarıyor. Bu ara aşırı analiz yapma ruhunuz var. Her şeyi abartıyorsunuz. Abartmayın, gözünüzü seveyim lütfen. Zaten doğum günü haftanız. Keyifle doğum gününüzü kutlayın. Neye dert ediyorsunuz canım benim ya? Biraz relax olun. Enerjiniz güzel olsun. Gökyüzü doğmanızı kutlayın yani. Başka şeylere takarak enerjinizi dağıtmayın diyorum. Ortaklı teklif konunuzu imza atabilirsiniz. Orası gayet güzel ve keyifli şekilde size mutluluk getirecek. Uzun süredir serbest işi yapanlarda da güzel yavaş yavaş kazançlar, sizi mutlu edecek görüşmeler, anlaşacak gibi ifadeler size daha büyük bir evre yaratabilir. Aşk isteyenlere, ya ne bileyim, geçmiş ilişkiler daha yoğun. İlişkinizi kurtarmak isteyebilir, hataları önlemek isteyebilir, ilişkinize sımsıkı sarılma kararı içerisinde olma ihtimaliniz daha yüksek. Yani bu ara yeni arayış değil de eskiyi kurtarma derdinde olacaksınız. Uzun süredir beğendiğiniz biri varsa bununla iletişime cesaretinizi toplayın. Onun da size karşı ilgisi var. Adım atmanızı. Platonik takılanlar, rica ediyorum, boş ver şu platoniği. Git biriyle gerçek ilişki yaşa ve duygunu, sevilmenin ne kadar kıymetli olduğunu unutmamak gerektiğini söyle. Bu ara aile köklerinize, aile yapınıza kırgın ve öfkeli olabilirsiniz. Geçmiş konuları açıp onları sık boğaz edebilirsiniz. Lütfen yapmayın. Aile konularını artık açmayın. Geçmiş geçmişte kaldı. Siz bu dönemde bu geçmiş hataları bu zamana getirilmemesine özen gösterin. Aile büyüklerinizle ilgili kırgınlıkları düzeltme vakti ve bunları bir an önce çözmeniz lazım. Evlilik kararı vermiş olabilir harita ama burada diyor ki daha tartışmaları çözmeden bu evlilik kararı ile ilgili bir düzeltmeleri yapın. Birbirinize ait noktaları belirleyin ki evlilik adım atın. Yani şu an evlenme teklifi olsa da belirsiz giden bir şey var. Lütfen bunları belirleyin diyorum. Evli çiftlerimiz için son zamanlarda en güzel romantik haftanız, en keyifli bir haftanız. Hadi tadını çıkartın. Hatta sürpriz gebelik, beklenmedik gebelik söz konusu olabilir.
Ve hatta ve hatta evde yatak odası değil de hani yemek masanız, koltukla ilgili fikirleriniz olabilir. Daha yeni almıştın. Bence sen neyi değiştirebiliyor musun? Çocuk odan, misafir odanla ilgili değişmesi gereken pikelerin, perdelerin yeniliklere ihtiyacı var. Bunları değiştirmen senin için daha hayırlı. Boşanma içerisinde olanlar tekrar bu ilişkiye şans verecekler. Boşanmış olan, dul olanlar için, yani dul ya da boşanmış kişilerde de yeni kısmetler var. Yeni tanıştırılacak insanlara size iyi gelecek bence tanışma vakti diyorum. Sevgili gençler, eğitim konusunda hayallerinize o kadar güzel zirve ve Amerika'ya mı gitmek istiyorsun? Almanya'ya mı? A harfli ülke ne hayaliniz varsa bu kapınız açık. Lisede bile Anadolu Lisesi ya da özel bir lise puanınızı tutturacaksınız. Enerjinizi sağlam tutmanızı öneriyorum. Ailenizi biraz dikkate alın. Vurdum duymaz havanız, sinirli agresif yönünüzü ailenize yansıtmayın. Bunun için bol bol meditasyon yapabilir, yoga yapabilir, pilates, fitness ne yapacaksanız yapın enerjinizi değiştirin. Sevgili ev hanımlarım, bu ara geçmiş anılar, geçmiş dostlar, üniversite, lise, ilkokul arkadaşlarınızla bol sohbet. Bu ara bazı geçmiş anılar depreşecek, heyecan duygularınız olacak. Bu da sizin evinizin enerjisine yansıyacak. Çünkü uzun süredir konuşmuyordunuz, konuşmak size iyi gelecek. Mutlu seneleriniz olsun, güzel doğumlarınız olsun, ailenize bereket getirsin. İyi ki doğdunuz balık burçları. Hoşça kalın.